Asfalt aslında ham petrolün rafine edilişi sırasında ortaya çıkan bir yan üründür. Asfalt su geçirmezliği sağlamada, izolasyonda ve çatı kalafatlamadaki anahtar bileşenlerden biridir. Ama en iyi bilinen kullanım alanı yol kaplaması yapmaktır. Asfalt yapıştırıcı ham petrolün bir yan ürünüdür. Anahtar bileşenlerden biridir ve kırılıp ufalanmış taşlar yani mıcır ve başka minerallerin karışımıyla da kaplama asfaltı hazırlanır. Demek ki üretim yol inşaatının taş ocağında başlıyor. Yerin yaklaşık 15 metre altında operatörler ağır iş makineleriyle kayalık duvarlardan patlayıcılarla koparılan granit parçalarını toplar ve taşırlar. Kamyonlar kayaları taş ocağının hemen içinde kurulmuş bulunan asfalt şantiyesine taşır. Yüklerini ön kırıcıya dökerler. Bu makinenin çelik çeneleri büyük kaya parçalarını 20 santimetreden daha küçük parçacıklara indirgerler. Sert kayaları parçalamak çok kuvvet gerektirir. Motorun enerjisini büyütmeye yarayan bu volanların her biri 6 ton ağırlıktadır. Ön kırıcı, parçalanan kaya parçalarını dışarıdaki bir depolama alanına taşıyan hareketli bir taşıyıcı kayışa boşaltır. Asfalt dökme zamanı geldiğinde, daha önce kırılıp depolanmış olan kaya parçaları, yine bir taşıma kayışıyla depolama alanından büyüklüklerine göre ayrılacakları sınıflandırılma binasına getirilirler. Burada kaya parçaları aşağıya doğru, en büyük deliği 10 cm çapında olan eğimli bir paneller dizisinin üzerinden yuvarlanırlar. Bu deliklerden geçemeyecek kadar büyük olan parçalar ikincil kırıcıya geçmek üzere düşerler. İkincil kırıcı ise panellerin deliklerinden sığmadığı için düşen büyük parçaları 10 cm veya daha küçük parçalara ayırır. Sonra da onları üçüncül kırıcıya iletir. Bu kırıcı ise gelen parçaları 2 cm veya daha küçük boylara indirger. Panellerin deliklerinden geçebilen parçalar doğrudan doğruya üçüncül kırıcıya geçer. Bu son kırma basamağından sonra en büyük taş parçasının büyüklüğü 2 cm'dir. 5 milimetreden daha küçük her şey bir yığına depolanmak üzere gönderilir. Buna taş kırıcılarının ürettiği toz da dahildir. ...10 ila 14 milimetre boyutlarındaki parçalar bir başka yığına gönderilirler. 5 ila 10 milimetre arasındaki taşlar bir başkasına. Kamyonlar her bir yığından malzemeleri, besleme kovaları denen ayrı bölümlere taşırlar. Asfalt karışımına girecek olan malzeme hangi yüzeye asfalt döküleceğine bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak 4 ana malzeme. Kum, kaya tozu, 5 ila 10 milimetrelik mıcır ve 10 ila 14 milimetrelik mıcır. Bileşenlerin oranları asfaltın kullanılacağı amaca göre değişir. Taşlar ve kaya tozu dolgu olarak kullanılırlar ve genel olarak karışımın %95'ini oluşturur. Bu yapıştırıcının geriye kalanı eklenen suyu sıvı haldeki asfalt yapıştırıcı olacaktır. Her bir besleme kovası altında çalışan taşıyıcı bağında belirli bir miktar mıcırı bırakır. Bu taşıyıcı kayış birleşmiş olan bileşenleri kurutucuya giden bir diğer kayışa ileten ana toplama kayışına ulaşır. Kurutma süreci yaklaşık 1 dakika sürer. Bu sırada nemden eser kalmaz. Bu malzemelerin asfalt yapıştırıcı içerisinde daha iyi tutunmasını sağlayacaktır. Sınıflandırma araçları kurutulmuş olan bileşenleri tekrar ayrıştırır. Böylece her birinin düzgün bir karışım için gereken ağırlıklarını daha sağlıklı belirlemek kolaylaşır. Sonra her şey bir karıştırıcıya girer. Bu sunumun gösterdiği üzere karıştırıcı her şeyi iyice karıştırır. Sonra sıra sıcak asfalt yapıştırıcıyı pompalamaya gelir. Petrol rafineleri ham petrolü işledikleri zaman arta kalanlardan asfalt yapıştırıcı üretirler. Kaplama için dökülecek olan asfalt karışımının içerisinde %5 asfalt yapıştırıcı vardır. Eğer kendinize asfalttan bir pasta yapmak isterseniz iyi bir miktar sıcak asfalt yapıştırıcı alarak iyice karıştırın. Sıcak asfalt yapıştırıcı bileşenleri yaklaşık 30 saniye içerisinde birleştirir. Karıştırıcı doğrudan doğruya karışımı kaplama bölgesine gidecek olan kamyonlara boşaltır. Orada bir kaplama makinesi sıcak asfalt karışımını yol zeminine yayar. Sonra bir sıkıştırıcı silindir bu karışımı bastırıp sıkılaştıracaktır. Asfalt karışımı hava durumuna bağlı olarak yaklaşık 1 saat içerisinde soğuyup sertleşir.